Hey yo squad, what's poppin'? Neler yapıyorsunuz bakalım? Hastalığım ufak ufak geçiyor. Hasta değilim. Kendimi hissetmeye çalışıyorum. Barcelona'dayım şu anda. Madrid bitti. Bugün size bir vlog çekeceğim. Vlogda daha çok hostel kültürünü tanıtacağım öncelikle. Nasıl böyle ucuza geziyoruz falan merak edenler. Ben niye çok iyi gözükmüyorum burada? Nasıl ucuza geziyoruz özellikle merak edenler için çok güzel bir video olacak. Şimdi dostlar, burası bir hostel görmüş olduğunuz gibi. Hostelin mutfağındayım şu anda. Hostelde diyeceksiniz ki abi otelde gezidesin. Mutfakta ne işin var? Tatildesin, mutfakta ne işin var dostlar? Normalde insanlar tatil yaparken evet mutfak kullanmazlar, açık büfe yerler, öğlen dışarıda yerler, akşam dışarıda yerler. Ama bizim gibi self-made insanlar ve bizim gibi bağımsız insanlar, kendi yemeğini pişirebilen, kendi yemeğini yiyebilen, kendi başına çaresine bakabilen insanlar ve parası olmayan insanlar hostellerde kalır. Hostellerde mutfak olur, dışarıda yemeğe para vermezsin. Sen nasıl Türkiye'de evde dışarıda makarna eve gelip yaptığında 3 öğün o makarnayı yiyebiliyorsan hostellerde de aynısı geçer. Şöyle biraz göstereyim size. Böyle bir alan, fırın. Burada nasıl kullanacağınız falan yazıyor bakın. Malzemeler var. Şuraya bakın mesela, diyor ki ücretsiz yemek, take what you need, ihtiyacın olanı al. Share what you leave behind. Arkanda bıraktığında paylaş insanlarla diyor. Mesela bakın adam bunu bırakmış. Garlic. Neydi bunun Türkçesi? Garlic. Sarımsak mesela. Burası böyle, bunları kullanabiliyorsunuz. Sonra burada böyle yine eşyalarınız var kullanabileceğiniz. Buraya bir şeyler bırakabiliyorsunuz. Bakın bir dolap. Dolabın içinde bir yer bulup mesela şuraya veya şuraya malzemelerimi koyabilirim. Yani eğer ki bebekli doğmuş bir berkecansanız ve babanız al oğlum sana 5000 euro git Barcelona'yı Madrid'i gez diyorsa gelirsiniz siz de bir otele, açık büfe kahvaltı, sabah dışarıda, öğlen dışarıda, akşam dışarıda günlük 100-200 lira harcayarak gezebilirsiniz. Ama eğer ki benim anlattığım felsefede bir insansanız, self-made'seniz, bağımsız bir insansanız, kendi paranızı kendiniz kazanıp kendiniz harcıyorsanız ve bu yaşlarda çok da paranız olmadığı için hostelsin için bir numaralı tercih. Az önce görmüş olduğunuz gibi mesela biri geldi. O kişiyle de birazdan çıkıp mesela merhaba nasılsın, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun gibisinden sohbet edip arkadaş da edinebilir. Bunun dışında bu hostele mesela ben 10 euro verdim. Normalde 8 euroydu. İşte tax'le, max'le, şehir bilmem neyse falan 10 euro oldu. Hani bir günlük 10 euro pahalı bir şey değil, anlatabiliyor muyum? O hostel için 10 euro veriyorsun. Ve mutfak var, anlatır. Mutfakta adamların malzemesini, adamların pennini kullanabiliyorsun. Tavasını kullanabiliyorsun adamların. O yüzden hostelde kalmanızı öneririm. Şimdi en çok gelecek soruya en başta cevap vereyim. Abi peki nasıl güveneceğiz? Dostlar yani güven olayı şöyle. Kişi kendinden bilir işi diye düşünüyorum ben. Eğer ki kendinize güveniyorsanız, diyorsanız ki ben işte yurt dışında gittiğimde, hostelde kaldığımda kimsenin malına çalmam etmem. İnsanlara da şartsız koşulsuz güvenebilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum, Avrupa hırsızlık konusunda aşırı derecede tehlikeli. Yani çok malları çalıyorlar, cüzdanları çalıyorlar, işte telefonları çalıyorlar, aşırı derecede tehlikeli. Hostelde eşyalarınızı kilitlediğiniz zaman, evet mesela bu arkadaşla birazdan tanışabilirim çünkü ben de burada tekim, o da tek gibi gözüküyor. Geldiğimden beri onu görüyorum. Neyse, eşyaları kilitliyorsunuz ve telefon, cüzdan, pasaport bunlar zaten cebinizde. Uyurken mesela ben bunları yastık var ya, yastığın kılıfının içine sokuyorum, yastığın kılıfının içine. Telefon, cüzdan, pasaport. Kılıfı da böyle ufaktan kapatıyorum. Sonra onun üstüne böyle yatıyorum. Şimdi oradan kimse benim telefon, cüzdanım, pasaportum alamayan bir şeydir. Neyim alabilir benim? Çantam alabilir. Bilgisayarım var. Kameram var içinde. Şu an size yayın yaptığım. Bir de kıyafetlerim var. Yani çok da değerli bir şeyim yok. Bilgisayarım da pahalı bir şey değil. Kameram da pahalı bir şey değil. Onları kimse çalma tenezzül etmez diye düşünüyorum. Ama eğer olursa tabii ki böyle şeyler yaşanabiliyor, yapacak bir şey yok. Ama genelde hostelde kalan insanlar yani hırsız değiller. Bulamadığı paralar olmadığı için ucuz yerlerde kalan böyle gezgin, open mind, arkadaş canlısı şey iyi insanlardır. Yani hostelde size eşyalarınızı çalmazlar. Hostelde resepsiyon olur. Nasıl otelde eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz, hostelde öyle bırakabilirsiniz. Şimdi şey diyenler olacak. Abi işte gitmişsin Barcelona'ya, rahat rahat tatilini yapmak varken sen şimdi yemek yapmak zorundasın. Dostum söylediğim gibi yani ben self-made bir insanım ve sizlerin de self-made olmasını istiyorum. Bizim öyle otellere verecek 100-200 euromuz yok. Biz gerekirse bir saat erken kalkacağız. Uykumuzdan bir saat sonra geleceğiz. Sabah kalkıp burada yumurtamızı, yulafımızı, kahvaltımızı burada yapacağız. Bunun dışında Couchsurfing diye bir uygulama var. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Couchsurfing'de bedava Avrupa'da kalma programı. Ben buraya gelmeden 15 kişiye istek gönderdim. Nasıl işliyor çok kısa bahsedeyim. Atıyorum Barcelona'dasın, evim var. Bir tane adam sana geliyor diyor ki kardeşim Barcelona'da evim varmış. Buraya ilan koymuşsun. Ben Barcelona'ya geliyorum. Senin koltuğunda kalabilir miyim? Evet derse adam geliyor senin koltuğunda kalıyor. Adama şehri gezdiriyorsun. Adam sana işte belki hediye alıyor mesela. Gelirken bir şarap falan alıyor. Genelde öyle bir kültürü vardır. Ondan sonra basıyor gidiyor bedavadan. Ben buraya gelirken
gönderdim bayağı bir istek ama tek erkek olduğu zaman kabul etmiyor. Yani kızları kabul ediyor. Kızlar bu konuda kitesurfing'de çok şanslı. Avrupa'da yani imkanı yok, para vermezler konaklamaya. Çünkü kitesurfing'den istek gönderdim, erkekler hemen kabul ediyor. Neyse, benim de kabul edildiğim zamanlar oldu. Ben San Francisco'da, San Diego'da, Los Angeles'ta kalmıştım kitesurfing'de. Asıl kelam kitesurfing bedava kalma programı. Ama o iptal olduğu için şu an hosteldeyim, tek geziyorum, tek başına kalıyorum. Eğer ki 4-5 kişilik bir arkadaş grubuyla gezseydik, Airbnb en iyisidir. Airbnb'den ev kiralayabilirsiniz. Yani ileride eğer gezi yaparsanız size bütün bilgileri aktarmış olduğum hosteldir, oteldir, Airbnb'dir, kitesurfing'dir. Bunların hepsi hakkında sorularınız varsa eğer, herhangi bir hakkında Türkçe konuşamıyorum, sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yapabilirsiniz. Bir de yattığım alanı göstereyim. Bildiğin askeriye koğuşu gibi, yani askerlik yapan dostlarım yorum yazabilir aşağıya askeriye benziyor benzemiyor mu diye. Askeriye koğuşu gibi buradan dışarı çıkacağız. Evet dostlar, şimdi sizlere biraz da içeriği göstereyim. Şöyle, bu benim yatağım. Altta bir yatak daha var hemen. Şöyle göstereyim. Burada bir yatak daha var. Tıpkı dağlı sistemi gibi, içeride insan yok gerçi, gösterebilirim ama hani içerisinde aynı şekil. Burada böyle askeriye gibi ya da yurtlar gibi dolaplar var. Bunların anahtarlarını size veriyorlar. Şöyle bir buna blanket, bunun ismi neydi? Battaniye veriyorlar. Bu şekilde yatak kısmı da böyle yemeklerinizi falan şuraya koyabilirsiniz. Benim yanımda mesela bu var, havuç var, muz var, kuru yemiş var, su var. Bunları koyuyorsunuz. Masaları kullanabiliyorsunuz. Şöyle de bir not var burada. Şu anda bir mekana geldim. Yemek yiyeceğim. Her zaman söylediğim gibi eğer cebinizde paranız varsa yola çıkmaktan hiç korkmayın. Şu an bir hamburger, bir kola aldım. 5-6 euro ödeyeceğim ama eğer ki param olmasaydı, o 5-6 euroyu verecek param olmasaydı süpermarketten makarna alacaktım, eve gidecektim, makarna pişirecektim. İşte zamanımı harcayacaktım, gezemeyecektim. Şu an gezmem lazım. O yüzden 6 euro vermeyi göze aldım. Ama dediğim gibi param olmasa bile bunu yapardım yani. Ama makarna almak için bile bir para lazım dostlar. Makarna bile parayla. O yüzden mutlaka yola çıkarken paranız olsun. Şimdi Barcelona'dayız. Barcelona dikkatimi çeken ilk şey farklı dil oldu. Yani burada biliyorsunuz Katalanca gibi bir dil konuşuyorlar. İspanyolca değil. Ama İspanyolca da biliyorlar yani, sıkıntı yok. Şöyle biraz size göstereyim. Ya yaptığımız olay çok değerli değil mi ya? Mesela ben şu an Barcelona'dayım. Şu telefonu kapatıp gezip eğlenmek yerine burada size vlog çekiyorum. Atıyorum gezide bile, yani gezi esnasında bile 2 saat 3 saat bilgisayar başında oturup bu videoyu editleyeceğim. Kötü yerleri keseceğim. Videoyu neşeli bir hale getirmeye çalışacağım. Sizle paylaşacağım. Ben vaktimi size harcıyorum, değerli vaktimi. Siz de aynı şekilde, sizin de vaktiniz değerli. Hayatınızdaki en önemli, en değerli şey vaktiniz yani. Paradan bile daha değerli ve siz vaktinizi ayırıp 10 dakika 15 dakika gün içinde benim vloglarımı izliyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederim. 10 dakika 15 dakikanızı bana ayırıp benimle beraber olduğunuz için ben de sizlere böyle Avrupa'nın, Amerika'nın, Asya'nın bütün şehirlerini, yani dünyadaki bütün şehirleri göstermeye devam edeceğim. Motivasyon vereceğim, İngilizce öğreteceğim, İspanyolca öğreteceğim. Erasmus Work and Travel AUP, Erasmus Work and Travel Pair, AGH, Work Away, Work Study, ne bileyim Work and Holiday tarzı programlar hakkında sizi bilgilendireceğim. Yani kısaca beni izlediğinize değecek dostlar. Barcelona'da dikkatim çeken bir başka detay, bakın bisiklet yolları var. Büyük şehirlerde olması gerektiği gibi burada yollar aşırı derecede geniş, trafik rahat. İstanbul'da bizim yollarımızı otellere, iş adamlarına peşkeş çeken belediye başkanları, Allah belanızı versin. Yanınızda burada yaşayan yerli biri olmadan gezerseniz işte böyle bilgisiz kalırsınız mesela, bakın. Ver abi, ver odunu, ver odunu, ver odunu, ver odunu, ver 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 ver. Görmüş olduğunuz Barcelona. İşte böyle bir yer gördüm. Eski mi, yeni mi, ne zaman yapılmış, nereden geliyor, nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Böyle bir alan yani. Mamma mia, insanlara çarpmadan şu anda. Dönüyorum. Güzel bir parka geldim Barcelona'da. Bakın bir de arkadan göstereyim şöyle. Everything is difficult. Help me, help you. Her şehirde olduğu gibi burada da tabii ki çiftler böyle resimlerini çizdiriyor. Ay ne kadar romantik. Klasik Avrupa, şehirler güvensiz. Şu zincire bakın kardeşim, ne yaptın ya? Sanki araba bağlıyor. Bakın Eskişehir, İstanbul, Balkanlar, Ukrayna, Avrupa, Amerika. Nereye giderseniz gidin. Göreceğiniz tek bir tişört. I love America veya Amerikan bayrağı veya New York yazısı. Amerika kültürünü o kadar iyi aktarıyor ki, o kadar iyi satıyor ki millete. Avrupa'ya geldim. Avrupa'da bile insanlar Amerikan bayraklı tişörtler giyiyor arkadaşlar. Bugün çıkın Eskişehir'e, Kadıköy'e, şuraya buraya, merkezi yerlere. Amerikan şehirlerinin yazdığı tişörtler görürsünüz. Amerikan bayraklı tişörtlerle insanlar antrenmanlara gidiyor. Sokağa çıkıyor. Burada da aynısı. Burada da aynısı. Bakın görüyor musunuz? Evlerde Katalunya bayrağı var. Böyle public alanlarda ne böyle şeyler yazılar yazar ya. İspanyolca, Katalan dilinde ve İngilizce şeklinde yazıyor. Adam bisikleti kilitlemiş ama direksiyonu çalmışlar.
Arkamda şöyle bir bina var ama ne binası olduğu hakkında ufak bir bilgim yok. Keşke buradan biriyle tanışsam da bana böyle buraları komple gezdirse. Bakın mesela bu ne binası? Niye buradasın yani? Böyle görkemli binayı buraya niye yaptınız kardeşim? Couchsurfing'in bu yanında iyidir mesela. Biz San Diego'da bir adamda kaldık, Meksikalı. Çok iyi dost olduk hatta. Adamla beraber dışarı çıktık. Bize mekanları gösterdi. Şurada yemek yiyin, şurada çay için, şurada şunu yapın, burada bunu yapın diye. Yani lokal biriyle takıldığınız zaman muhteşem oluyor. E madem lokal biri yok, sen nasıl geziyorsun derseniz. Rastgele geziyorum arkadaşlar. Yolum hepsi açtım. Baktım neresi merkezi bir görünüyor. Oraya doğru yürümeye başladım. Güzel gördüğüm yerlerin fotoğrafını çekiyorum, videoyu çekiyorum. Şu an sahile gidiyorum. Biraz sahilde yürüyeceğim. Bir kafeye oturacağım birazdan. Bir kahve, bir kruvasan alacağım. Biraz orada kafa dinleyeceğim yani. Kendinize biraz vakit ayırın. Size tavsiye ederim. Yurt dışında veya yurt içinde fark etmez. Tek başınıza mesela sinemaya gidin. Tek başınıza gidin bir kafede oturun. Yemek yiyin, çay için. Bunlar önemli şeyler. Wow. Ürkütücü. Bu yemeğin ismini bilen yazsın. Mayan'ın tam merkezine geldim. Böyle bir bina var arkamda. Şöyle biraz daha size göstereyim. Dün burada inmiştim arabadan. Şu heykeli de görüyorsunuz. Buradan benim hostel 55 dakikaydı. Metro'ya gitmiştim. Şimdi geze geze böyle gelmiş oldum. Size biraz hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir bina var. Direğe çarpmadan. Her yeri şöyle göstermek istiyorum. Her yeri. Şu anda hatta sahile geldim. Evet. İstanbul'da doğmuş büyümüş biri olarak aylar sonra deniz görünce ben. Hayalimde ve Madrid'de deniz yok biliyorsunuz. Ve şu an burada da bir thumbnail alabilirim. Şöyle Barcelona enteresandı. Böyle bir şey yapabilirim ama böyle bir aptallık yapmayacağım sizinle. Barcelona gerçekten muhteşem bir şehir. Yani şu an sadece gece gördüm şehri. Gündüz gezme fırsatım çok olmadı. Uykuluydum falan ama Madrid'e 5 basar yani. Güzel fikirmiş aslında. Bundan bir tane Kadıköy yapılabilir değil mi? Benim hoşuma gitti. Şöyle bir de göstereyim size. Sahildeyim hala. Aa başım döndü. Evet, her Avrupa ülkesinde olduğu gibi burada da bisikletler boydan boya. İstanbul! Evet, İstanbul'u gördüm şu anda. Bir dakika. Evet, İstanbul. Görmüş olduğunuz gibi sonunda Barcelona'da bir Türk restoranı yakaladım. Ne yapıyorsunuz burada? Anlat. Valla ne yapalım abi? Mekan işletiyorsunuz. Mekan sizin mi? Mekan bizim abi. Hayırlı olsun. Yeni mi yoksa burada mı uzun? Yok, bayağı burada. Barcelona ilk defa geliyorum ya. Ne var sizde? Ne yapıyorsunuz burada? Adana var, şiş var, tavuk şiş var. Bak YouTube'da bunu binler izleyecek. Yani söyle Barcelona'ya gelinler senin mekanına gelsinler. Hoşuma gitsin, ne zaman isterseniz yani. Çay da hediye edeceksin değil mi izleyenlere? Ne zaman ne istiyorsanız abi. Ayran var, çay var, kola var, ne istiyorsanız. Evet beyler, duyduğunuz gibi eğer Barcelona'ya gelirseniz bu mekan neresi, buranın ismi ben bilmiyorum da. Ramla abi. Ramo. Ramla. Ramla 25 burası. Ramla 25 dostlar. Eğer ki Barcelona'ya gelirseniz bu arkadaşın mekanına gelmeyi unutmayın. Hoşuma gitsin, ne zaman isterseniz. Eyvallah, hadi say bye. Bye de. bak. Adamlar burada bunları satıyor. Evet, şu anda burada waffle'cı buldum. I'm making waffles. Bakın adamlar para kazanmak için dosya yapıyor. Adamlar para kazanmak için neler yapıyor bakın. Bak. Adamların sırtında şeyleri var. Çadırları. Böyle gidip yerleri açıyorlar bakın. Şunu göstereyim. Bakın siz hala bahanelere devam mı? Ben burada para kazan deyince, aa ben nasıl para kazanacağım ya, işe girsem az para veriyorlar işte, pazarda limon mu satayım falan diyorsunuz. Bak adamlar nereden para kazanıyor bakın. Bahane yok yani, para yolun ortasında, gidip alacaksın. Demek ki burada da modifiyeli arabalar yapıyorlarmış. Deri görüyor musunuz, böyle restoranlarda falan böyle şeye et asıyorlar burada, Nusret misali. Burada da ufaktan bir Las Vegas havası yapmaya çalışmışlar. Birkaç tane kumarhane var ama yemez, bir Vegas değil. KFC'de bir patates, bir burger aldım. 2 euro verdim, çok ucuz. Vücudumun içine ediyorum ama vücudumun iyi olmasını istediğim kadar başka ülkeleri de görmek istiyorum. Başka ülkeleri gördüğünüz zaman hostelde kalıyoruz, az yemek yiyoruz, ne bileyim beslenemiyoruz, antrenman yapamıyoruz. Vücut kötüye gidiyor ama güzel bir ülke görmüş oluyoruz. Yani ikisini dengelemeye çalışıyorum. Dostlar, kamerayı cebime koyup gezmek yerine size buraları gösteriyorum diye eğer ki beni desteklemek istiyorsanız izlemeniz 1 destekse yorum yapmanız, beğenmeniz 10 destek ve Instagram'da beni takip etmeniz, Instagram'da da fotoğraflarımın altına yorum yapmanız inanın 10 destek yani. Eğer 1 desteği izleyerek veriyorsanız 10 desteği yorum yaparak, beğenerek verebilirsiniz. Çünkü YouTube'da beğenince ve yorum yapınca kanal üst sıralara çıkıyor. Hala hastayım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bütün mücadelem şunun için bakın. Buraya bir İtalyan, bir Alman geldiğinde 20 euroya uçak bileti alıyor, 5 euroya yemek yiyor, 10 euroya kalıyor. Düşünün mesela, olayları bu şekilde. Kendi de euro kullanıyor.
ve euro harcıyor. Bir Türk'ün buraya geldiğini düşünün. Biz vize kuyruklarına giriyoruz günlerce. Günlerce. Bir bilet alıyoruz 200-300 TL veriyoruz. Buraya bir geliyoruz, bir yemeğimiz bizim 30 TL. Bir kalmamız atıyorum 40 TL. Niye? Çünkü Türk lirası euro karşısında 1'e 5 oldu neredeyse. Vize işlemleri zorlaştı, artık vize vermiyorlar. Ülkenin yurt dışındaki imajı mahvoldu. Tek derdim, eğer ki biz yaşayamıyorsak, en azından hani biz bu rahatlığı yaşayamıyorsak, ileride belki bizim torunlarımız, belki onların torunları Avrupalı gibi rahat rahat yaşasın buralara, kendi para birimiyle gelip 5 liraya yemek yiyebilsin, 10 liraya kalabilsin. Tek derdim bu yani. Çok üzülüyorum ya, cidden. Aşırı derece üzülüyorum yani. Bir İngiliz, bir Alman burada rahat rahat takılırken, sokakta 1000 kişi varsa belki biri Türk. 1000 turistin belki biri Türk yani. Gezemiyoruz, paramız yok çünkü. Neyse. Can sıkmaya, moral bozmaya gerek yok. Anlatacaklarım buradan bu kadar. Şimdi süpermarketten malzemeler alıp hostele gidip yemek yapacağım, yemek yiyeceğim. Ondan sonra bir bakalım Barcelona gece hayatı nasılmış. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı dediğim gibi unutmayın. Abone değilseniz hala abone ol butonuna da tıklayabilirsiniz. I'll see you guys all later.